Arkadaşlar ve Tekno Gameplay'de bugün Southbound The Stick of Truth oynuyoruz. En son Nazi zombi fetüsleriyle karşılaşmıştık. Hep ilginç cümle oldu, kabul ediyorum ama öyle yani. Şurada Nazi zombi fareleri var. Her zamanki gibi ilginçlerle karşı karşıyayız. Burada bir asker ölmüş. Şöyle yapmamız gerekiyor muhtemelen. Küçülüp şuradan çıkacağız. Dolabın üstünden şu Nazi zombi fareleriyle kapışmamız gerekiyor muhtemelen. Eğer şuraya vurabiliyorsam bir denemek istiyorum. Aynen öyle. Sonrasında şunlar aslında dövüşmek istemiyorum ama her neyse, yapacak bir şey yok. Şu sesler de çok güzel olmuş böyle. Adeta Nazi havasını çok güzel oturtmuşlar. Nazi zombi farelerine de, tüm Nazi zombilerine de. Şu skill kullanalım. Aa, kaçırdım. Aa, neyse, Profesör Chaos skillini kullanırsak ondan önce bir healing touch yapalım. Gerçi healing touch'a hiç gerek yoktu. Çok fantastik hamleler yapıyorum şu an. Bir Profesör Chaos skilli iş görecektir şu an için. Hem de bayağı iş görecektir. Badırsın da Profesör Chaos'a dönüşüp yürüyüşü çok hoş. Bakalım şansımızdan ne çıkacak. Life Drain. İyidir, sağlam bir... Aa, 264 vurdu. Epey az vurdu. Badırs tehlikede bu arada. Ama direkt olarak saldıracağım. Az da canı gitti be. Yani saldırıya devam edelim. Şu lanet Nazi zombisinden bir kurtulalım. Nazi zombi faresinden de demek daha doğru. Çok da fazla vurdu it be. Osurumuzdan da güç olarak bir saldırı yapalım. Şöyle. Çok etkili olmadı ama. Şimdi muhtemelen Badırs'ın saldırısı lanet farenin işini bitirir. Aynen öyle öldü. Badırs da çok sevimli be. Bu hareket ve tavırları. Şurada bir şeyler var. İçeri girdik. Burada bir fare daha var ama onunla savaşa girmemize bile gerek yokmuş. Buradan nereye gideceğiz ki? Oha. Arada yine mermiler geçiyor. Bunları da öldürüyorum ama. Evet, Nazi zombi fetüsleri burada herkesi öldürüyorlar. Şimdi şurada bir çanta vardı, onu alayım. Ondan önce de bir level atlamışım. Onun da bir, ya da bunu sonra ilgilenirim. Şu an bununla ilgilenmeyip göreve odaklanalım. Buradan nereye gidebilirim ki? Şuraya flan ışınlansam. Işınlanamıyorum da. Tek ışınlanabildiğim yer burası. Buradan vanayı kapatıp sonra buradan buraya ışınlanacağız. Bu eşyaları ileride kullanırım. Burada da bir el bombası var. Bunun için acaba? Biraz temkinli yaklaşıyorum. Ne olur ne olmaz. İyi ki de temkinli yaklaşmışım. Ve şuradan da bir şeyler açıldı. Zaten buradan gitmemiz gerekiyormuş. Aa, bir çubuk okuman daha bulduk. Şimdi hayır, aslında buradan gidemiyoruz da. Şöyle bir şey. Şuradan gittiğinde ateş edecek bana. O yüzden farklı bir olan demiz gerekiyor muhtemelen. Ama yine de bir ölme pahasına da denemek istiyorum. Tıpkı tahmin ettiğim gibi öldük. Acaba nereden gideceğiz? Bir düzgün düşünüp bir etrafı araştırıp
Bir çözüm bulalım buraya. Aa, şimdi tekrar aynı işlemleri tekrar etmemiz gerekecek. Biraz zahmetli ama yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan bir ışın alalım. Vanayı kapatalım. Sonra buradaki çantayı alalım. Bu arada yukarıdan bir şeyler yapabiliyoruz sanırım. Ama ondan önce şuraya arkaya oradan şu Pokemon'u alıp tekrar şu üst ışınlanalım. Burada da bir şey yok işin aslında. Ne gözümden kaçan ufak bir detay var buralarda ama nerede? Acaba küçülürsek bir şeyler değiştirebilir miyiz? Aslında zaten küçükmüşüz. Bakalım bir. Şuradan çıkıp şurada büyürsem. Yine hiçbir şey değişmedi. Aa, bir dakika. Burada arkadaşlarımızdan birini kullanmamız gerekiyor. Kimi kullanacağız acaba? Kenny olabilir mi? Pek sanmıyorum ama bir deneyelim. Yok, hayır, Kenny değil. Bu arada kart mı falan da açılmış. Hatta neredeyse hepsi açılmış. Stan'ı deneyelim bakalım. Belki Stan'ın kullandığı yetenek. Evet, Stan buraya uygun sanırım. Aynen öyle. Aha, köpeğini çağırıyor. Bu şekilde de arıza yapmasını sağladık şu silahın. Yine yaratıcı bir yöntem. Ama ben yanıma kart mı almak istiyorum? Gel bakalım kart mı? Nazilere karşı kart mı? İlginç olacak. Yani bildiğiniz üzere Cartman bir Nazi sempatizanı. Zor bir cümleymiş, sempatizan. Her neyse, o yüzden neler olacak merak ediyorum konuşmalarını filan. Şuradan bir gidelim. Şimdi. Gidemiyoruz. Abi büyüyüp şurayı kıracağız herhalde. Yok, kıramıyorum ben. Bunu şimdi yıkmam neyi değiştirdi ki? Yine hiçbir şey yapamıyorum. Ha tabii ya. Dragon Shot skill'i işe yarayabilir burada. Hop, yanlış oldu. Yanlış skill. Dragon Shot da işe yaramıyor. Ne? Şu yanlış bir şey basmak da amma sinir bozucu. Şansına yapacağım şey çok basit. Niye ben bu kadar düşündüysem. Yani bu ateşi kullanarak osurumuzun da yardımıyla burayı yıkmam gerekiyor. Ama Nazi zombi fetüsleri yine iş başında. Bakalım Cartman'ın skill'leri neymiş? Burada Cartman bir Lord of the Rings göndermesi yaptı. You shall not pass. Gandalf'ın Balrog'da karşılaştığı sırada söylediği söz. You shall not pass. Cartman da bir büyücü olduğu için bu sözü söylüyor. Güzel olmuş. Ya, yanlış yere girdim. Bakalım Cartman'ın. O tabii ki de Cartman'a yakışacak bir skill oldu bu. Oha. Çok sağlam vurdu be. Kesinlikle Cartman'la oynamak eğlenceliymiş. Bu arada kontra atak yapamadım. Yine yapamıyormuşum. Neden bilmiyorum. Her neyse. Bu saldırıyla başarıyla blokladım. Şimdi hemen şöyle yanlış yaptım aslında ama önemli değil. Cartman'ın da sağlam bir şey var. Aa, immune edecek ama.
Kullandığı şey de çok hoşmuş bu arada. Aynı skill tekrar kullanalım. Bu sefer muhtemelen öldürebiliriz bile. Hatta kesin öldürürüz. Evet. Cartman cidden çok güçlü. Hareketler çok hoş yine. Şu ganimetleri toplayalım. Ve yavaş yavaş şu hastaneden çıkalım. Şurada da açabileceğimiz bir yer var. Evet. Code Green. Aha. Bakalım neler çıkacak. Cole kardeş. Oha. Ha, yine kardeşinden de dalga geçiyorlar. Muhtemelen burada. Evet. Muhtemelen kardeşinin çocuğu bu. Bayağı güçlü bir boss'a dövüşeceğiz şu an. Bakalım. Yine you shall not pass. Evet, şimdi. Bu arada yeni bir skillimiz açılmış. Aa, kaçırdım. Ama skillimiz sağlammış ya esasen. Hemen immune'u muhtemelen immune eder. Aynen öyle. Yine bir dragon. Aslında şu flame strike ile bir denesem. Bakalım ne yapacak. Yaktı ve sonrasında da bunu yaptı. Normal bir skillmiş. Oha, kartını öldü resmen. Oha, arkadan da saldırıyor. Bayağı güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Hemen kartına bir health potion verelim. Kartının ölmesini istemeyiz şu durumda. Cidden çok güçlü bir karakter. Sağlam vurduk ama bu Nazi zombisinin de canı çok fazla be. Hemen şu skill'le iyi bir hasar verebiliriz. Diğer minyonlara yaklaşık 1K civarı vuruyordu. Ve buna da 1K vurdu. Çok sağlam. Cidden çok sağlam. Grasshot etkisine girdik. Şimdi arkadan bir saldırı daha gelir. Ama bu sefer temkinliyim. Yine bir health potion kartımla. Grasshot'tayken hiçbir şey yapamıyormuşuz. Neyse. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yine vurup. Ama çok da güçlü be. Canı gitmiyor resmen. Hemen bir healing potion. Canı fuller muhtemelen kartının. Yine yaklaşık 1K'lık şu skillimizi kullanalım. Acaba yanma etkisi artıyor mu? Yok, herhangi bir debuff vermiyor. Hop, savunamadım. Yine Grasshot etkisine girdik. Bir Cure Potion. Şimdi buna karşı bir zaafı var mı? Hayır, yok. O zaman kullanmaya da gerek yok. Bunlardan birini de kullanamıyoruz. Yeterli PP gücümüz yok. Çok az vuruyor ya. Şimdi kartında bir Power Potion kullanalım. Deprem yapması acayip sinir bozucu. Ekranın sarsılması bir anda konsantremi bozuyor. Evet, yine. Yine şu güçlü skillimizi kullanıyoruz. Çakmak ve osurumuzun yardımıyla 1K daha. Güzel. Oo, bu seferki oha. Eğer bu saldırıyı bloke edemezsem, ki muhtemelen edemeyeceğim. Öldük. Öldük, öldük. Hemen. Revive Potion, Revive Potion neredesin? Biliyorum kartımın sıkıntılı bir durumdayız. Hemen tekrar kullanalım şunu. Arkadaş 8K canı da oldu ya. Canı doluyor tekrardan. Bu sefer kartın öldü. Atı da bloke edemedim ve ben de öldüm.
Her neyse. Evet, devam ediyoruz. Devasa bir zombiyle karşı karşıyayız. Şimdi şu skill kullanıp hemen bir sersem edelim biraz. Yine iyi hasar verdik çoktan. Şimdi Cartman'ın şu devasa osuruk skillini kullanalım. Çakmak ve osuruk. Ölümcül bir kombinasyon. Şu arkadaki şu depremi de hakikaten sinir bozucu be. Bir de arkadan geliyor. İşte zorlu bir düşman yapmışlar. Biraz ter dökeceğiz yenmek için. Şimdi yine aynı skill'i kullanalım. Assault and Battery. Blading 5x oldu. Bu arada aslında yanlış yaptım ama her neyse. Hemen Burning Clone'u kullanalım. Ama şimdi arkadan bir daha saldıracak. Bloke ettim ama. Yine bir Cure Potion kullanmak zorundayız kartına. Bu arada benim saldırmam gereken, daha doğrusu öncelikle saldırmam gereken şu lanet şey. Bunu önce yok edebilirsem eğer, ki Burning etkisi de başladı. Muhtemelen yok edebilirim. Daha sonrasında muhtemelen tekrar canı artmaz diye düşünüyorum. Şimdi bir K vuracak muhtemelen bu. 2K civarı canı kılacak. Evet, 2300 2 ben şimdi small potion işimizi görür. En azından kartın işini görür. Kartının da hiç PP gücü kalmamış. Şimdi Assault and Battery'yi de şurada bir daha kullanalım. Sonrasında Cartman'ın... Ah, kaçırdım. Bu iyi olmadı. Rahatlıkla bu tur içerisinde öldürebilirdim. Eğer kaçırmasaydım. Hemen kullanıp şu lanet şeyi yok edelim bir. Ki muhtemelen yok olmayacak ama bir burning etkisi de var. O burning etkisi ona 500 damage vurur mu? Hiç zannetmiyorum ve Cartman'ın canı yine çok azaldı. Allah'tan bana saldırıyor. Of, iki karakterde Grassroot var. Her potion kullanamayacağız muhtemelen bu yüzden. O yüzden Cure Potion. Sonrasında kendimi iyilerim. Ha, şu lanet şey bir yok oldu en azından. Şimdi kendimi hilleyeyim ki sonraki aşamalarda zor duruma düşmeyeyim. Canım çok az. Şimdi Cartman'ın son kalan 10 PP gücüyle beraber şu lanet şeyi bir vuralım. Muhtemelen artık canı tekrardan dolmaz diye umut ediyorum. Yine bir Grossout etkisine düştük. Şimdi Cure Potion'u Cartman'a kullanırız. Devamlı Cartman'ın hiç canı yok ama zor bir durumdayız. Aslında iyi vurduk, güzel. Şimdi Cartman'la bir can dolduralım. Sonrasında skill kullanamayacağız. Mecbur Cartman'ın stuff'ı kullanacağız. İlk kez kullanıyorum bu arada bunu da. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani çok normal bir şekilde vurdu ama bayağı da üst üste vurdu. Yine cam potumu kullanacağım. Hayır, Cure Potion kullanmak zorundayım. Cartman'ın PP gücü arttı ama Assault and Battery'yi bir defa daha kullanalım. K canı var.
yine riske atmayacağım oyunu. Şimdi iyi vurduk, güzel. Şimdi bu Cartman'ın düştü. Hemen Cartman'ı kaldıralım. Acaba kaldırdıktan sonra PP gücü kaç artıyor? Çok merak ediyorum. Yok, hiç artmıyor. Onda kaldı. Şimdi saldıralım. Ve öldü. Evet. Bu lanet boss'u da indirdik. Bayağı zorlandık ama. İçinden bir şey de çıkmıyormuş. Ayıp ya. Oha. Acaba kafasından bir şey çıkacak mı? Aşırı derece faşist hareketler yapıyorum ama. Yok, hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Görevimize devam ediyoruz. Cartman da arkamızda. Şurada bir fast travel noktası var. Buradan görev için nereye gittiğimiz gerektiğine bir bakalım derken yanlış yere gittim. Her neyse. Bu arada elflerin krallığına gitmişiz. Ama burada da fast travel noktası vardı. Görev için bakarken ışınlandım yine. Üst üste iki komik hata. Burası değil. Aynen şurası. Keşke arka tarafı ışınlansaydım. Buradan şöyle gitmem gerekiyor. Şehir merkezine. Ha, illa buradan gitmemiz gerekiyor. Şurada garip olmuş aslında. Evet. Kızların yanına gidelim. Geçelim oraya. Çok gereksiz bir sahne olacak. Evet. Ama halen şu kızların lanet görevlerini yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Yani cidden çok sıkıcı ya şu kızların görevleri. Evet, yine bir görev aldık. Evet arkadaşlar, bir web tekno gameplay videomuzun daha sonuna geldik.